Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev %92,6 ile Cumhurbaşkanlığı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Türkiye'ye geldi, Cumhurbaşkanı tarafından ağırlandı, beraber akşam yemeğinde yenildi. Sonra bir basın açıklaması yapıldı. O basın açıklamasından sonra ortaya çıkan bazı cümleler vardı. O cümleler bize bir şey gösterdi, bir şeyi işaret ediyordu. Önce cümlelere bakalım, sonra onların neye işaret ettiğine bakalım. Azerbaycan'la işbirliğinin merhum Haydar Aliyev'in işaret ettiği tek millet, iki devlet temelinde ilerlediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle söyledi o basın toplantısında. Görüşmelerim sırasında Güney Kafkasya'nın barış ve istikrarına dair atılan adımları ele aldık. Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın anlaşmasının imzalanmasını bölgemiz ve dünya barış, huzur ve istikrar için yeni bir umut kaynağı olacağından şüphesizdir diyor. Bunun böyle olacağı şüphesizdir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi bakın, bundan sonra söyleyeceklerimde bir anahtar kelime var. İlk bunu aklımızda tutalım. Omuz omuza. Bu önemli. Bu süreçte Azerbaycan'la birlikte omuz omuza hareket ediyoruz. Karabağ işgalinin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı diyor. Ne diyor? Bu süreçte Azerbaycan'la birlikte omuz omuza hareket ediyoruz. Bunu bir kenara koyalım. Omuz omuza. Hemen arkasından konuşmanın devamında şöyle bir cümle geliyor. Onun içinden alacağımız iki kelime de şu: birliğimiz güçlenecek. Omuz omuza. Konuşma devam ediyor, diyor, diyor, diyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle söylüyor. İsrail'in Gazze'deki katliamlarını da değerlendirdik birlikte diyor Aliyev'le. Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki birliğimizin daha da kurumsallaşması ve güçlenmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nın daha da güçlü ve daha da kurumsallaşması için çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü birliğimiz güçlenecek diyor. İlk kelimemiz omuz omuzaydı. Omuz omuza birliğimiz güçlenecek. Devam edelim. Omuz omuza birliğimiz güçlenecek çünkü Türkiye ordu modeli Azerbaycan'da oturdu. Evet, sıradaki cümle bu. Yine konuşmanın devamında bir önemli satır başlığı diyor ki Türkiye ordu modeli Azerbaycan'da oturdu. Bunu diyen kim? Bunu diyen İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı. Diyor ki iki ülke arasındaki işbirliği diyor ne kadar önemli. Kardeşimin sayesinde Türkiye yeni zirveleri fethediyor. Türkiye bölgemizde barışın, işbirliğinin garantörüdür. İkinci Karabağ Savaşı ve ondan sonra gerçekleşen anti terör operasyonunun Türkiye'nin ordu modelinin Azerbaycan'da artık tam anlamıyla oturduğunu göstermektedir diyor. Türkiye ordu modeli Azerbaycan'da artık tam anlamıyla oturdu. Omuz omuza birliğimiz güçlenecek, Türkiye ordu modeli oturacak. Ticaret hedefi var elbette. 15 milyar dolar ticaret hedefleniyor. Şimdi bu cümleleri bir araya getirdiğimizde bunlar işte bize bir şey işaret ediyorlar. Bir şeyler işaret ediyorlar. Aklımızda tutmamız gereken, hesap yaparken, konuşurken, analiz yaparken, haberleri acaba baktın bir habere gördün ya ne diyor bu haber aslındayı anlamak için çok önemli bir çerçevemizi çizelim. Bu çerçeve ne? Bütün bu konuşma ve bu süreç Türkiye-Azerbaycan ilişkisinde bu gelinen nokta ve bu konuşmada söylenen cümleler, kelimeler, kavramlar neyi işaret ediyorlar bize? Neleri işaret ediyorlar? Birinci işaret ettiği şey. Şimdi Azerbaycan hep vardı. Doğru mu? Peki biz bundan 20 yıl önce niye böyle değildik Azerbaycan'la? Yani Turgut Özal Azerbaycan düşmanı mıydı? Necmettin Erbakan Azerbaycan düşmanı mıydı? Ya da hani Bülent Ecevit ten olabilir, klasik CHP'li diyebilirsin. Ya da Süleyman Demirel Azerbaycan düşmanı mıydı? Değillerdi. Peki devlet niye böyle değildi de şimdi böyle? Yani çünkü biz Azerbaycan 18 Ekim 1991, değil mi? Hürriyet yani kuruluşu, resmi kuruluşu. Fakat 1991'den beri mi var Azerbaycan? Yok. Azerbaycan 1918 Nuri Paşa, değil mi? Enver Paşa'nın kardeşi. Ya Allah rahmet eylesin. Nuri Paşa orada 28 yaşındayken 12 bin kişilik Kafkas ordusuyla, değil mi, Bakü'nün şeyini kurtarmaya gitti oraya. Bolşevik birliklerinden ve Ermeni çetelerden Bakü'yü kurtardı. Allah ondan razı olsun Enver Paşa. 1918'de gitti oraya. Kafkas İslam Ordusu'nun başında gitti. Ha bu arada İzmir Marşı diye bir çakma marşı var ya Kemalistlerin. İzmir Marşı falan diye bir marş yoktur. Uyduruk bir şey o. Asıl marş Kafkas İslam Ordusu marşıdır. O sözler, o müzik, her şey Kafkas İslam Ordusu'nun marşıdır. İzmir Marşı diye şu anda Kemalistlerin yaptığı şey uyduruk bir şey o. Öyle bir şey yok. Öyle İzmir Marşı falan diye zırva o. Asıl şey Kafkas İslam Ordusu marşıdır. Müziğiyle de sözleriyle de. İşte o Kafkas İslam Ordusu'nun başında Enver Paşa'nın kardeşi vardı. Nuri Paşa 28 yaşındaydı. 1918 yılında Ermeni çetelerden
ve Bolşeviklerden Azerbaycan'ı kurtarmıştı. Orada bizim büyük şehitliğimiz var. Nuri Paşa ile birlikte orada şehit olan askerlerimizin şehitliği Azerbaycan'da, Bakü'de çok güzeldir. Peki işte bütün bunlar yani 1918'de, 1991'de, sonra 95'lerde, 96'larda niye olmadı? Bütün şu andaki Azerbaycan-Türkiye ilişkisi niye olamıyordu? İlk aklımıza gelen şey, haksız da sayılmayız. O zamanlar bu kadar bir güçlü ordumuz, o zamanlar bu kadar güçlü ekonomimiz, o zamanlar bu kadar milli savunma sanayimiz yoktu vesaire sayabiliriz. Bir sürü sebep sayabiliriz. Bunlar yanlış değil ama eksik. Bunlar eksik. Yani askeri güç, ekonomi güç, bunların hepsi doğru sayılabilir. Fakat asıl mesele şuydu. Bugün omuz omuza birlikte güçleneceğiz ve Türkiye ordu modelini oturtturacağız sonucunu ortaya çıkartan, bize işaret edilen hakikatlerden biri şu. O dönemlerde Türkiye'de bütün iktidarı, devletin bütün kurumlarını istila etmiş bir yerleşik düzen. Burada işgalci gibi davranan, Türkiye'de işgalci gibi sorsan hepsi Atatürkçü, sorsan hepsi Türkçü, sorsan hepsi devletin bilmem nesi. İşte Türkan Saylan gibi isimler, istilacı, işgalci isimler yani. Örnek olsun diye söylüyorum. Türkan Saylan en dibindeki mesele, daha büyükleri var. Ama Türkan Saylan bunu itiraf eden tiplerden, bunu itiraf eden işgalcilerden, bunu itiraf eden Türkiye düşmanlarından biri olduğu için Türkan Saylan söylüyorum. Ne diyordu? Biz asılız, bu ülkede bizim istemediğimiz hiçbir şey olmaz diyordu. Şimdi bu Türkan Saylan gibi işgalci olup da bu ülkede devleti bütün kılcal damarlarına kadar, kurumların tamamını, askeriyesini, emniyetini, siyasetini, yargısını, mahkemelerini, savcılarını, öğretmenlerini, okullarını, çiftçilerini, her yeri ve her şeyi işgal etmiş, sömüren, süründürmeye çalışan, baskılayan, durduran, hiçbir şey yaptırmayan, hiçbir şey konuşturmayan, işgalci komiseri gibi davranan, Batı adına Türkiye'de nöbet tutan, Türk çağdaşlaşma paradigması denilen o lanet olası parantezin içinde kalan bir yerleşik düzen vardı. Asıl bela onlardı. Bunlar yaptırmıyorlardı. İşte bize bugün bu konuşmalarda işaret edilen birinci gerçek bu. İkinci gerçek bize gösterilen rol model meselesi. Diğer Türk devletleri arasında şunu gösteriyoruz şu anda. Bak, Azerbaycan-Türkiye ilişkisi gibi ilişki kurarsanız kendinizde ve diğer Türk devletleriyle, Azerbaycan'la, Türkiye'yle ve işte Kazakistan'la, Türkmenistan arasında. Bak, sonuç nasıl oluyormuş? Bir rol model oluşturuyoruz. Bu rol model Türk devletler arasında gerçek bir büyük yapılanma. Çünkü diyor çok daha yolumuz var diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Güçlendireceğiz, birliği büyüteceğiz, birliği sağlayacağız ve güçlendireceğiz diyor. İşte o yolculukta şu anda örnek teşkil ediyoruz Türkiye olarak. Bak, Azerbaycan'ın yanına geldik. 30 yıllık savaşında bir hamlede bütün meseleyi bitirdi Türkiye. Doğru mu? İşte sen bunun yan yana geldiğinde bak böyle oluyor. Yo, rol model olarak gösteriyoruz. Bir de üçüncü bize işaret ettiği şey bu konuşmada. Bütün bu cümleleri saydık ya böyle arka arkaya. Oradan çıkan sonuç şu. Neydi? Türkiye'nin temsil ettiği değerler bütünü meselesi. Bizim bir temsil ettiğimiz, Türkiye'nin temsil ettiği değerler bütünü vardır bütün dünyada. Dolayısıyla Türkiye'ye yakın bir ülkenin, Türkiye'ye sadık bir ülkenin, Türkiye'ye kardeş bir ülkenin aslında nasıl kalkındığını, nasıl ilerlediğini, nasıl güçlendiğini, Türklerin aslında diğer devletlere güçlendirici, millileştirici, kalkındırıcı bir etkisi olduğunu ve bu etkilerin stratejik olarak sürdürülebilir olduğunu gösteriyor bize şu andaki durum. Bunlar bize işaret edilenler. Dolayısıyla biz bu işaret edilen şeyleri anlamamız ve bundan sonraki Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye, Kafkasya, Orta Asya haberlerinde biraz bu yolla bakmamız. Dolayısıyla da gelen saldırıların neden olduğunu, niye olduğunu, aslında neyi bozduğunu, neyi bozmaya çalıştığını, neyi aksatmaya, neyi akamete uğratmaya çalıştığını da burada görebiliriz.